Tanrı Allah değerli görüyor. İnsanı değerli görüyor. Önemli görüyor. Ama insanlar diyor ki kendilerine sahip çıkıyor. Mesela diyor ki adam ya diyor ben diyor zorluklar çekiyorum diyor. Sen kimsin? Bu beden diyor. Kime ait beden? Bana ait değil diyor. Kime ait? Allah'a ait. Bana ait diyemez. Evet, inşallah. Onu yaratacak bir gücü yok. Ruh. Ruhu hazır bulmuşsun sen zaten. Allah'ın ruhu sana da ait değil. Bir tek hatıralar var. Hatıraları kim yaratıyor? Onu da Allah yaratıyor. Sen nereden çıktın o zaman? Acı çektin bilmem ne falan. Neyi anlatıyorsun sen ya? Beden sana ait değil. Ruh da sana ait değil. Hatıralar da sana ait değil. Sahip çıkıyorsun. Sonra da yok acıların çocuğu ortaya çıkıyor. Sahip çıktıklarını acı çekiyorlar. Sahip çıkmasalar orada bir metafizik sır var. Sahip çıktıkça, şirke girdikçe acı katlamalı artar. Şirki bıraktıkça acı kalkar. Ferahlık ve rahatlık gelir. Üstad Hazretleri'nin musibetleri neşeyle karşılamak gerektiğine dair sözleri var. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür diyor Üstad Hazretleri. Maddi musibete büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Bak o demin dediğim sırrı veriyor. Çünkü kardeşim musibette şimdi adamın evi mesela yanıyor. Kimin evi diyorsun? Benim evim diyor. Allah Allah. Sen mi yarattın evi? Yok. Bedenini sen mi yarattın? Yok. Sana kim göstertiyor? Allah göstertiyor. Bedenini kim gösteriyor? Allah gösteriyor. Ruh kime ait? Allah'a ait. E sana ne oluyor ya? İnşallah. Değil mi? İstediği şekle sokar Allah. İstediğini yapar. İmtihan nasıl olacak bana bir göster, anlat. Başka türlü nasıl olur? İnsanların başka bir eğitilme şekli varsa bana yazsınlar olabilecek. Yani olabilecek en akılcı, en mükemmel yol budur. Başka bir yol yoktur. İnşallah. Hiçbir yol yoktur imtihanın. Başka bir yolu yok. Onun dışında hayat tamamen anlamsız olur imtihan olmadığında. Yani hiçbir şeyin anlamı olmaz. Ne bardağın, ne suyun, ne dostluğun, ne kalemin, ne kardeşin hiçbir şeyin anlamı olmaz. Allah'ın varlığından ve Allah'ın bizi imtihan etmesiyle her şey anlam kazanıyor. Güzellik kazanıyor. İnşallah. Eğitiliyoruz. Mükemmel eğitiliyoruz. Ondan sonra sonsuza kadar yaşamak çok zevkli. Bayağı güzel. Bitmiyor. 40 katrilyon sene geçiyor. Daha dün gibi oluyor. Bir 40 katrilyon sene daha geçiyor. Daha dün gibi oluyor. 40 katrilyon daha geçiyor. İki tane dün gibi oluyor. Bitmiyor. Ya acayip bir şey. Yani sonsuzluk çocukluğumdan beri hayret içinde kalırım. Bitmiyor ya. Yani Allah ne kadar büyük. Hayret maşallah. Ve bak o bütün sonsuzluğun da hepsinin kaderi var ya. Mesela bak bizim 70 trilyon sonra sene sonraki hayatımız ve orada mesela cennet inşallah Allah nasip ederse İnşallah. Orada ne yiyip içeceğimiz, hangi sandalyeye oturacağımız, kimlerle sohbet edeceğimiz hepsi belli. Kaç tane meyve yiyeceğimiz bak 70 trilyon sene sonra. 700 trilyon sene sonraki de belli. Allah katında bitmiş durumda. Allah çok büyük. Ama insan aklı tabii bir dereceye kadar şey yapıyor. Yani herhalde diyorlar o zaman yolu galaksisi kadar işte böyle yani dar bir alanda Allah'ı anlıyorlar.